Arkadaşlar burada iftar için zeytinyağlı bamya yapacağım. Bundan dolayı da ince ince doğradığım bir tane soğanı kavuruyorum. Diğer yanda da tavuklarım pişiyor arkadaşlar. Bunları da fırınlayacağım ama ilk önce bir kendi halinde pişmesini bekliyorum. Bunu sebzeli olarak yapacağım. Zeytinyağlı barbunyanın salçasını da kattım. Bunu da iyice kavuruyorum arkadaşlar. Normalde zeytinyağlı barbunyaya sarımsak katıyorlar bildiğim kadarıyla ama ben katmıyorum. Bunu da size söyleyeyim. Barbunyalarımı ve sıcak suyumu kattıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra üzerine bir adet küp şeker ve yeterli miktarda tuz ilave edip pişmeye bırakıyorum. Burada da arkadaşlar daha önceki videomda Ramazan hazırlık videosunda hazırladığım sarmalar var, lahana sarmaları var. Bunları tencereme yerleştireceğim. Bunları da pişireceğim iftar sofrası için. Hazırladığım lahana sarmaların üzerine zeytinyağlı ve salçalı bir su yaptım arkadaşlar. Bunu bunun üzerine gezdireceğim. Sarmalarımı yerleştirdim. Üzerine salçalı, zeytinyağlı su ekledim. Bunu eklemeden önce de üzerine tuz gezdirdim arkadaşlar. İstediğim miktarda. Bunu kısık ateşte pişireceğim. Bir diğer yemeğim de et sotu olacak arkadaşlar. Mantarlı et sotu olacak. İlk önce etlerimi kendi suyunda kavuracağım. Daha sonra üzerine ilavelerimi ekleyeceğim. Et sotemin üzerine soğanımla biberini ekledim. Tereyağını da ekledim. Böyle kavurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Mantarlarımı da attım arkadaşlar. Onları da güzel soteliyorum. Daha sonra salçasını ve baharatlarını ekleyip kısık ateşte az da üzerine su ekledikten sonra pişirmeye devam ediyorum. Sotemin salçasını, baharatlarını ve suyunu ekledim. Kapağını kapatacağım. Etlerim yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edeceğim. Bu yemeğimi de bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Tavuk yemeğimi de tavuklarımı aldım. Tepsinin ortasına dizdim. Yanlarına patateslerimi dizdim arkadaşlar. Üzerine de önceki videolarımdan yine söylüyorum. Ramazan hazırlık videosunda kızarttığım patlıcan biber karışımını çözdürdüm. Üzerine serdim. Üzerine salçalı su ve baharatlarımı ekleyip fırına vereceğim arkadaşlar. Patatesler pişene kadar. Baharatlarımı ekledim. Üzerine 2 diş sarımsağı da doğradım arkadaşlar. Ve yaptığım salçalı suyu ilave ediyorum. Bu yemekte yağ kullanmayacağım. Çünkü kızarttığım malzemeler yağlı olduğu için aşırı yağlı olabilir. Kendi yağında arkadaşlar. Bunu fırına vereceğim. Dediğim gibi patatesler pişene kadar fırında kalacak. Arkadaşlar iftar soframın bir diğer parçası da mercimek çorbası. Mercimek çorbasını ben mercimek, patates ve havuçtan yapıyorum arkadaşlar. Bunun üzerine sıcak suyu ekleyeceğim. Bunun bir güzel kaynamasını sağlayacağım. Arkadaşlar şöbiye tatlısı yaptım iftar soframın içinde. Bu basit ve pratik bir tarif. Mutlaka siz de denemelisiniz. İsteyen olursa yorumların altına yazsınlar. Mutlaka tarifi veririm. Diğer menümde kaşarlı mantar arkadaşlar. Mantarlarımı yıkadım ve içlerine az bir miktarda tereyağı ekleyeceğim. Her birine. Kaşarlarımın her birinin içine böyle tereyağlarını yerleştirdim. Bunu şimdi fırına vereceğim. 10-15 dakika yağların erimesini bekleyeceğim arkadaşlar. İftar soframın olmazsa olmazlarından bir diğeri de pilav arkadaşlar. Pilavım için şehriyeli bir pilav yapacağım. Ve ilk önce şehriyeleri tereyağı ve sıvı yağ karışımı olan yağda bir güzel kavuruyorum. Kavrulmuş arpa şehriyemin üzerine yıkamış olduğum pirinçlerimi ekliyorum arkadaşlar.
pilavımı bir güzel karıştırıyorum. Kavuruyorum. Ve tuzunu, suyunu kattıktan sonra demlenmeye bekletiyorum arkadaşlar. İftar yemeğimizin bir diğer yemeği de salatası diyelim. Normal bildiğiniz salatalardan bir tane yapıyorum arkadaşlar.